izleyenlerimiz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da gelişen teknolojiyle hayatımızda neler değişiyor, yaşam kalitemiz ve konforumuz nasıl artıyor diyerek sizler için bu bölüm dijital oyun dünyasında yaşanan gelişmeleri mercek altına aldık. Ayrıca gelişen teknolojiyle bebeklik dönemi olarak adlandırılan 0-1 yaş aralığına kadar düşen mobil cihaz kullanımı bebek ve çocuklarımızı nasıl etkiliyor dedik. Uzmanıyla anne babaların alması gereken önlemleri konuştuk. En son teknolojik gelişmelerden oluşan haberleri de ekranlarınıza yansıtacağımız Teknoalan başlıyor. Dijital oyun sektörü tüm dünyada hızla büyümeye devam ediyor. Sektörde yaşanan gelişmeleri, eğilimleri, dünya ve ülkemizde öne çıkan oyunları ve bu oyunlardaki en son yenilikleri Asyalı oyun devi Netmarble Türkiye Pazarlama Direktörü Aras Şenyüz'le konuştuk. Şimdi oyun sektörüne baktığımız zaman kocaman bir pasta ve bu pastanın dilimlerini konuşacak olursak sizinle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de e-spora ciddi bir talep var. Netmarble olarak e-spor kategorisindeki yeniliklerinizden bahseder misiniz biraz? Tabii. Netmarble bildiğiniz gibi yani 17 yıllık bir geçmiş olan köklü bir oyun şirketi ve bugün baktığımızda e-spor alanında hem Türkiye'de hem dünyada birçok farklı yatırımımız var. Hani bunlardan en çok Türkiye'de en ön planda olanlardan bir tanesi WoW Team. Bir diğeri de zaten bizim mobildeki e-spor olarak kullandığımız Paramania oyunumuz. WoW Team'e baktığınızda WoW Team bu sene 7. yılına girdi Türkiye'de. Türkiye'nin en köklü oyunlarından bir tanesi. En çok oynanan oyunlarından da bir tanesi aynı zamanda. Yaklaşık bugüne kadar 30 milyona yakın kişinin oynadığı bir oyun. Türkiye'de işte bu sene ikinci Türkiye şampiyonumuzu yapıyoruz. Geçtiğimiz sene yaklaşık 200 bin liralık bir ödül havuzumuz vardı. Hani bu hem gençlere burs olarak hem de onların işte eğitimlerine katkı olarak kullanılabiliyor. Bu sene de gene o ödül havuzunu biraz daha genişlettik. İşte Ağustos Eylül aylarında finalleri olacak. Bu süreç tabii güzel bir süreç çünkü bir sene yayılıyor ve Türkiye'nin köklü e-spor kulüplerinin yanında işte 1907 Fenerbahçe gibi futbol kulüplerinin de aslında bu işe girdiğini görüyoruz. Onların da ilgisi alakası artmaya başladı. Yüz binlerce kişi seyrediyor. Yani hem canlı olarak yayınlar yapıyoruz sürekli her hafta. Her hafta sonu bu takımların birbirleri arasındaki mücadeleleri insanlar seyrediyor. İlkinden bugüne ne gibi değişiklikler oldu ve yakın zamanda oyunun içeriğinde yenilemeler, yeni düzenlemeler olacak mı? Yani şimdi çok yakın olduğu için ondan bahsediyorum. 7 yıl olduğu için online oyunların çoğunda sürekli olarak bir içerik yenileme durumumuz oluyor. Yani yeni karakterler oyuna geliyor, yeni işte insanların oyuncuların oynaması için yeni haritalar, işte yeni mekanlar geliyor. En son Mardin'e entegre ettik. Orada outdoor çalışmaları yaptık hani insanlar onun varlığından haberdar olsun diye. Yani bunun yanında da sürekli olarak hani Türkçe karakterler ve Türk karakterler ve Türk kültürünü temsil eden yenilikler getirmeye devam ediyoruz. İçerik olarak hani bunlar bizim için önemli. Önümüzdeki dönem hani biraz daha Osmanlı temasını daha da denemek, daha orada yeni şeyler getirmek istiyoruz. Çünkü genelde yabancı oyunların çoğu Türkiye ile ilgili hiçbir şey yapmıyor açıkçası. Yani ne buraya bir pazarlama faaliyetleri var, ne burada bir lokal bir kültürel değere sahip çıkıyorlar. Aksi durumlar çok söz konusu açıkçası. Biz buna da hani engel olmak için böyle bir değeri yaratmak için uğraşıyoruz. Hani buradan paranın dışarıya gitmesi değil, burada kalması ve burada oyunculara geri dönmesi bence bizim için önemli. Oyunculardan gelen talepler nasıl? Özellikle belli bir bölgeyi, belli bir hani kahramanı talep ediyorlar mı? Gelen talepler nasıl? Ya oradan müsaadenizle Paramania'ya geçeyim. Yani Paramania bizim 2 yıl önce çıkardığımız bir oyun. Paramania'da işte Kanuni Sultan Süleyman'dan karakter olarak tutun, Nasrettin Hoca'ya kadar farklı karakterler ve onların kültürel ve hani dini background'larını da içeride barındırıyoruz. Çünkü mesela Paramania
oyun olarak bütün bölgeye hitap ediyor. Yani Müslüman bölge dediğimiz işte Suudi Arabistan'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar o bölgelerde çok popüler bir oyun. Başka bir isimle orada yayınlanıyor. Ama oyuncular birbirleriyle oynuyorlar. Ve oradaki tepkiler hep çok olumlu. Çünkü her ülkeyi içinde barındırıyoruz. Ve ülkenin temsil ettiğimiz en son Selahattin Eyyubi'yi çıkardık. Hani Müslümanlık için hani çok önemli bir dini karakter. Bunlar tabii ki oynayan kişilerin de ilgisini çok çekiyor. Talepler bu yönde oluyor genelde. Yani kültürümüze sahip çıkın, kültürümüze, dini değerlerimize sahip çıkın ve onun üzerine geliştirmenizi yapın. En çok istenen şeylerden bir tanesi. Bizim için aile yapısı da çok önemli ve Paramanya'da da yeni bir sistem, aile sistemi getirdiniz. Evet. Bundan da biraz bahseder misiniz? Evet. Paramanya işte 4 kişinin veya 2 kişinin beraber oynadığı bir oyun. Yani bizim aslında okey kültürümüze, işte tavla gibi çok oynamayı sevdiğimiz kültür olarak oyunlara aslında yapı olarak çok uygun bir oyun. Aynen bu sebepten dolayı oyuncular birbirleriyle beraber sohbet edebilecekleri ve beraber hareket edebilecekleri bir platform arıyorlardı. Normalde bunun işte klan sistemi deniyor, alliance deniyor vesaire ama biz onu işte gene kültürümüze uygun olsun diye aile olarak çıkardık. Yani 30 kişi birbirini tanıyan, birbirle oyun oynamaktan keyif alan kişi beraber oyunun içerisinde bir ev kuruyorlar. Ve o evin içerisinde işte dayıyorlar, döşüyorlar evi, atıyorum bir gardırop alıyorlar. İşte o gardırobun mesela oyunda pozitif bir etkisi var gibi. Ve birbirleriyle sadece birbirleriyle chat yapıp işte sohbet edip yardımlaşabiliyorlar falan gibi. Wolf Team ve Paramanya'daki gelişmeler böyle. Peki global çaptaki oyunlarınızdaki gelişmelerden de biraz bahseder misiniz? Tabii. Tabii biz Netmarble olarak hani operasyonel olarak yaklaşık yılda 40 civarı oyun çıkartıyoruz farklı ülkelerde. Şu anda da dünyada en popüler oyunlarımızdan bir tanesi Marvel Future Fight. Marvel karakterlerinin yani Örümcek Adam, Demir Adam, işte Thor gibi bütün dünyanın özellikle gençlerin yakından takip ettiği sinemalarda da hani izlediğimiz karakterleri içerisinde barındıran bir oyun. O oyuna işte çok yeni geçtiğimiz hafta X-Men karakterleri geldi. İşte Wolverine vesaire, Rogue, Cyclops gibi bu karakterlerin gelmesi oyunda müthiş bir patlamaya yol açtı. Çünkü uzun zamandır beklenen karakterlerdi. Bu oyunun şu anda yaklaşık 60 milyona yakın downloadu var dünyada. Türkiye'de de bizim en büyük işte ikinci oyunumuz mobilde. Geçtiğimiz senenin sonunda Lineage diye bir oyun çıkardı. Ve bu oyunla beraber şu an oyun son ilk kuartada yani dünyanın en büyük oyunu olmuş durumda. Bizi de zaten şirket olarak dünyanın en büyük üçüncü oyun şirketine kadar çıkartmış oldu. Güzel gidiyor o anlamda açıkçası. Bu oyundan hepsinin tabii bir kısmı Türkiye'de var, bir kısmı Türkiye'de yok. Ama hani Türkiye'de gelmesi için de şu anda çalışmamız devam ediyor. Şimdi mobil cihazlarımız malum hep yanımızda olduğu için tabletimiz, evet, telefonumuz. PC ve mobil tarafını kıyaslayacak olursanız büyüme ne yönde? 110 milyar dolarlık bir pazar bu. Oyun pazarı. 2016 yılını bitirdiği rakam aşağı yukarı 110 milyar dolar. Bunun 41'i mobilden geliyor. Ve baktığınızda aslında 4 sene 5 sene öncesinde mobil 3-5 milyar dolar falandı. Yani büyümenin neredeyse tamamı mobilden geldi diyebiliriz geçtiğimiz 3 yıl içerisinde. Tabii bunun en büyük sebebi tabii kişi sayısı olarak mobil cihaz kullananların sayısı PC'de oyun oynayanların sayısına göre tabii çok daha fazla, masif bir şekilde fazla. Herkesin yani cep telefonu olmayan kimse yok neredeyse aşağı yukarı. Bununla beraber de tabii kitle genişledi. Yani mesela bizde hep bir algı vardı 4 yıl önce. Bayanlar oyun oynamaz. PC'de oynamazlardı belki ya da daha az oynardı nispeten ama bugün görüyoruz ki mobil oyun oynayanların %47-48'i toplamda bütün dünyada bayanlardan oluşuyor. Yani bayanlar gayet oyun oynuyorlar ve bu oynadıkları oyunun hani tarzı, şekli kendi istedikleri şekilde oynuyorlar. Yani istekleri de yani oynama sebepleri de mesela erkeklere göre daha farklı. Erkekler mesela rekabet için oynamayı tercih ederken işte stres atmak için oynamayı tercih ederken bayanlar da öncelikli olarak işte bu yaratıcı dünyanın bir parçası olmak. Yine rekabet de var ama asıl işte işin görsel tarafı, işin işte bulmaca çözme tarafı falan onlar için daha ilginç geliyor. Ve bunun sayesinde de hani oynanan oyunların
yelpazesi çok genişlemiş oluyor. Tek oyundansa birçok oyun oynanabiliyor. Ve bunun sonucunda da tabii ki hani PC daha yavaş yavaş büyümeye devam ederken mobilde patlamalar devam ediyor. Yani sadece Türkiye'ye bakarsak Türkiye'nin geçen seneki büyümesi dolar bazında hem de neredeyse %75'lerde. Aslında dünya ile kıyasladığımızda ülkemizde bazı tüketim beklenenin biraz üstünde oluyor. Örneğin bizim elektronik cihazlara olan merakımız. Evet. Pek çok Avrupa ülkesiyle kıyaslanamayacak kadar evet, evet. Önde. Yeni çıkan tüm teknolojiyi takip etmeyi seviyoruz. Aynen. Oyun kanadında da aslında bu böyle. Oyunları da siz hani dediniz istediğimiz zaman bırakabiliyoruz. Şimdi o kadar çok müdavimler kendilerini kaptırıyorlar ki öyle ha deyince istenince aslında bırakılmıyor oyunlar. Çünkü her geçen gün teknolojinin de gelişiyor olmasıyla gerçekçiliğe daha yakın oluyor. Adeta oyunun hani içine giriyoruz. Evet. Size katılıyorum yani bir yandan. Doğru söylüyorsunuz yani. Elimizden bırakamadığımız oyun şeyi çerçevesi aslında hani her işte olan bir şey. Yani hani bunu film içinde veya bir dizi içinde kullanabiliriz. Yani işte dizi seyretmekten kendimi alamıyorum veya işte bilmem neden kendimi alamıyorum gibilerinden ama baktığınız zaman o kitleler bizim oyuncu bazımız içerisinde de öyle. Çok küçük bir kitle. Yani işte atıyorum haftada 3 saat 4 saat oynamak elinden bırakamamak değil ama hafta işte günde 4 saat 5 saat oynayanlar zaten bunu mobilde çok yapmak mümkün değil. Hani PC'de biraz daha yapabilirsiniz. Başına oturup kalkmama durumunuz olabiliyor ama mobil cihazla zaten hani 3 saat 4 saat oynamak cidden zor. Yani zaten şarj olarak da zor. Bir de hareket halindesiniz. Atıyorum metroda oynuyorsunuz veya işte bir yere giderken bir şey beklerken oynuyorsunuz. Bugün baktığımızda bizim anketlerimizde nerede oynuyorsun mobil oyun dediğimizde çıkan sonuçta işte birincisi bir şey beklerken. Yani ona ayrıca bir zaman ayırmıyor da hani bir şeyi beklerken, bir sıra beklerken veya işte dediğim gibi metrobüste gidiyor, arabanın yan koltuğunda oturuyor veya gibi hani bu tarz oynama alanları daha yüksek. O yüzden zaten çok insan oynayabiliyor. Çünkü çok kısa 10'ar dakikalık aralarla işte atıyorum bir puzzle oyunu, bir bulmaca oyunu oynayıp kapatabiliyorsunuz. Daha çok kimler PC'yi tercih ediyor, kimler mobil oyunları tercih ediyor? Bu yönde elinizde bir veri var mı? Var, var. Yani tabii gene kendi datalarımızdan aşağı yukarı rakamlar paylaşayım. Yani PC oyuncusunun yaş grubu biraz daha küçük. Yani 10 yaşlardan itibaren PC'yi oynamaya başlayabiliyor çocuklar. İşte yukarıya doğru gidiyor ama asıl büyük blok 12-18 yaş grubu arasında kümeleniyor. Mobilde öyle değil. Mobilde 18-24 yaşı kümeleniyor. Orası daha geniş. 35-45'e kadar yukarıya doğru gidebiliyor. Ve kadın erkek oranına baktığınızda PC'deki erkek oranı daha yüksek. Hani bazen 75'ler 80'lere geliyor. O da çünkü PC'de daha çok erkeklere hitap ettiğini düşündüğümüz oyunların üretimi daha fazla. Ama mobile baktığınızda mobilde bunlar aşağı yukarı aynı oranda. O yüzden de bayanların oynadığı, kadınların oynadığına oranı mobili çok daha yüksek. Oyun tutkunlarına son olarak ne tavsiye etmek istersiniz? Oyunu dengeli oynamak lazım. Yani hayattaki denge en önemli şey. Hayatta denge yani derslerine öncelik vermeleri, ailelerine öncelik vermeleri, kalan vakitlerinde de boş zamanlarında oyun oynamalarını kontrollü bir şekilde yapmalarını tavsiye ediyorum. Ebeveynlerin de bunu güzel bir şekilde kontrol altında tutmalarını ve bilgi sahibi olmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü çocuklar kadar ebeveynler de önemli. Onların da bu konuya yabancı kalmamaları, çocuklarının ne oynayıp ne yaptıklarından haberdar olmaları çok önemli. Dijital dünya renkli ve bir o kadar eğlenceli oyun ve görseller sunuyorken bebeklik dönemine kadar düşen mobil cihaz kullanımı çocuklarımızı nasıl etkiliyor? Saatlerce ekran karşısında vakit geçiren çocuklarımız teknolojiyi nasıl kullanmalı? Bu konuda anne babalara düşen görevler neler? Hepsi ve daha fazlasını çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Zinem Karaca Atakan'la konuştuk. Teknoloji gelişiyor. Artık 7'den 70'e diyoruz ama artık bu 7'den 70'e lafı sanırım yetersiz kaldı, değil mi? Artık 0-6 aya kadar düştü teknoloji kullanımı çocuklarda. Şimdi çocuklarda teknoloji dediğimiz zaman çok hassas bir nokta.
Yapılan bazı çalışmalarda da işte deniyor ki özellikle tablet kullanımı, telefon kullanımı, elektromanyetik alana fazla maruz kalınması çocuklarda lösemi riskini artırıyor. Çocuklarda teknolojiyi çocuklara nasıl yansıtmamız gerekiyor? Kullanım nasıl sağlıklı hale gelmeli? Anne babalara buradan nasıl seslenmek istersiniz? Evet, aslında teknoloji çok değerli bir şey. Hayatımızı kolaylaştırıyor. Bize birçok faydası var. Bizim yaptığımız iş grubunda da sağlıkta da teknolojiyi birçok açıdan kullanıyoruz, faydalanıyoruz, iyi sonuçlar alıyoruz ama işte her şeyin dengesini tutturmak gerekiyor. Teknolojiden anladığımız, eğer işte ufak çocuklara, eskiden dediğiniz gibi 7 yaş ama şu anda bebeklerin eline dahi ekranların, ekran içeren aletleri, işte tabletleri, telefonları vermek onlara sanki kısa dönem fayda sağlıyormuş gibi olsa da uzun dönem zararları büyük gerçekten. Onlar çok hassaslar. Bütün vücut yapılarındaki bütün hücreler çok hassas. Bu elektronik aletlerin yaydığı elektromanyetik dalgalar, radyasyon etkisi vücutta DNA kırıklarına sebep olabiliyor. Tabii ki bu da en korktuğumuz, en çağımızdaki sıkıntılı hastalık olan kanserlere sebep oluyor. Çocuklarda en sık görülen kanser türü lösemiler, kan hücreleri çabuk etkileniyor ve onların da kanserleşmesine neden oluyor tabii ki. Çok sıkıntılı, yani ailelere bunu anlatmaya çalışıyoruz. Hani birçok yan etkisi var, birçok zararlı etkisi var aslında bu ekran kullanımının. Evet, yani insanlar böyle somutlaştıramadıkları şeyleri çok üstünde durmuyorlar. Evet, sizin çocuğunuz tabletle oynuyor diye lösemi olmuyor ama bunda eğer bir artış varsa o riski almanın da bir anlamı yok aslında bakarsanız. Şimdi tabii tablet, mobil cihazlar özellikle kablosuz ve tabii kablosuz olunca işin içine modem de giriyor. Evet. Yani aslında baktığımız zaman teknoloji gelişiyor, hayatımız pek çok anlamda kolaylaşıyor, konforumuz artıyor. Ancak bunun yanında bir elektromanyetik kirlilik de oluşuyor, öyle değil mi? Bu biz yetişkinler için de böyle ama çok daha hassas olan çocuklarımız için risk daha büyük. Özellikle 0-1 yaş arasındaki o bebeklik döneminde. Ebeveynler nelere dikkat etmeli? Çünkü artık 0-1 yaşa kadar düştü dedik teknoloji kullanımı. Ne yapmak lazım? Çocuklarımızın eline tableti, telefonu ne zaman, ne şekilde vermemiz gerekiyor? Öncelikle 0-1 yaş arasındaki bebeğin bu şekilde tabletle telefonla hiçbir iletişimin olması gerekiyor. Hani onun teknolojiden faydalandığı nedir? İşte elektrikten faydalanır, kamerası vardır ondan faydalanır, ateş ölçerden faydalanır falan ama bu yani taşınabilir mobil cihazların bir bebekle kesinlikle yan yana gelmemesi gerekiyor. Modemler bahsettiğiniz gibi gerçekten çok sıkıntılı. Hani bebeğin yattığı odanın bu kapsam içinde olmaması gerekiyor kesinlikle. Uyuduğu odada hiçbir şey, bizim için de geçerli. Başımızın ucuna telefon koyup uyumamamız gerekiyor ama bunu yapmak durumunda kalıyoruz. Hele ki işte kendi sorumluluklarımızdan, mesleki durumumuzdan ama bunu yapmamamız gerekiyor kesinlikle. Hani mümkünse modemleri, en azından evdeki modemi gece yatarken kapatmak gerekiyor. Aileler neler yapıyorlar? Bu işte mobil aplikasyonlarda ninniler var. Daha yeni doğan döneminde işte, ya da bu şeylerin saç kurutma makineleri, çamaşır makineleri, onların sesleri bebekleri rahatlattığı için bunu açmak yerine işte onların seslerini taklit eden uygulamalar var. Bunlarla bebeğin yatağında bütün gece o mobil aletlerin kullanıldığını biliyorum. Buraya muayeneye gelen ailelerden biliyorum. Hani huzursuz oluyor 4-6 ay arasındaki bebek. Onu sakinleştirmek için hani ben bebeği muayene etmeye çalışırken bir şekilde ekrandan işte bir çizgi film, çocuk için ışıklı sesli bir şey açılıp hani onun dikkatini dağıtıp sakinleşmesi için uğraşılıyor. Bunlar anı kurtaran şeyler. 6 ay oluyor işte, bebekler ek gıdaya geçmeye başlıyor. Masaya oturtuluyor. Yemiyor. Dikkati dağılıyor. Önüne tablet, telefon açılıyor ve yediğinin de farkında olmadan bebeğin ağzına kaşıkla bir şeyler tıkılıyor. Hani anı kurtaran şeyler ama uzun vadede dediğim gibi belki çok yaygın değil kanser ama buna sebep oluyor. Ama çok yaygın daha başka sorunlar da var. Bir kere çocuk iletişim kurmayı bilmiyor. Bebek, çocuk düz bir ekrana karşı tek yönlü ondan iletişim alıyor. Yani ona tepki veremiyor, karşılık vermeyi bilmiyor. Sadece alıyor. Ama bu sağlıklı bir iletişim zaten değil. Sağlıklı iletişim çift yönlü olur. Çocuk bunu zaten bilmiyor. Onun dışında işte bunu yapamadığı için konuşması gelişmiyor. Dille ilgili problemleri çıkıyor.
genelde böyle şey, çok fazla teknolojiyle iç içe büyüyen çocuklar işte dil hareketlerini yuvarlayarak konuşuyorlar. Düzgün yüklemleri vurgulayarak söyleyemiyorlar. Onun dışında dediğim gibi hani zeka gelişimi de etkiliyor. Sonuçta pratik hayatta yaşaması gereken şeyler yerine her şeyi o iki boyutlu ekranda gördüğü için doğal olarak kafasındaki işte zaman, mekan, süregelebilirlik kurgularının hiçbirini yerine getiremiyor. Hani dediğim gibi fiziksel sağlık için riskli, psikolojik sağlık için riskli, zeka gelişimi açısından riskli. Yani önemli olan anı kurtarmak, işte o anda sakinleşsin, muayene olsun ya da işte aman uyusun, sesini açalım ya da yemeğini yesin de ya da biz yemek yerken orada sakince otursun da nın yerinde hani uzun vadede çocuğa yapacağımız etkiyi kesinlikle göz önünde bulundurup ona göre davranmaları gerekiyor ailelerin. Anne babalar biraz susturucu muamelesi yapıyor aslında, evet, tabletlere, evet, telefonlara, değil mi? Aynen, uyutucu, sakinleştirici. Hani aslında farklı şekilde yani çocukla iletişim kurarak yapmamız gereken, bizim üzerimize düşen, aslında eğlenceli de olan görevleri o aletlerin üzerine yüklemek çok uygun değil gerçekten. Tatil sürecinde çocuklar saatlerce masa başında ya da o tabletlerle birlikte saatlerce aynı yerde, aynı koltukta oturabiliyorlar. Yan yana geldiklerinde dahi herkes tabletiyle artık yan yana gelir hale geldi. Bu konuda ne yapmak lazım? Çocuklar nasıl etkileniyor? Öncelikle eğer hani sınırlandıracak, nasıl sınırlandırmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor tabii ki. Bu bir dönem 2 yaşına kadar kesinlikle hiçbir iletişim olmaması gerekiyordu. Artık bu 3'e çekildi. Yani Amerikan Pediatri Akademisi tarafından da öyle. 3 yaşına kadar hiçbir şekilde ekranlı mobil cihazlarla temas etmemesi gerekiyor. Televizyon da öyle aslında. Yani 3 yaşına kadar televizyon izlemesinde ona bir faydası, anlamı yok. Daha sonra yavaş yavaş belki hani mecbur kalındığına hiç temas etmese de olur. Sonuçta onun gelişimi için fayda sağlayan aletler değil bunlar. Onun içindeki şarkıyı da, sayıları da, renkleri de biz ona öğretebiliriz zaten. Ne, bu da bir şey ama oradan bir sürü şey öğreniyor. Evet, öğreniyor ama bunu bizden de öğrenebilir. Hani okul çağındaki çocuğun da eğlence amacıyla değil de hani bir şeyler öğrenmek amacıyla kullanabileceğini öğretmeye çalışmak daha anlamlı aslında. Hani bunlar hep alışkanlıktan gelen şeyler. Eğer işte çocuk eğlenmek, onu oyalamak ya da bir şey, zamanı geçirmek için bu aletlere ihtiyaç duyması gerektiğini alışmıyorsa daha sonradan bu olmuyor zaten. Hani ona ihtiyacı olduğunda ya da ya belki tam film izlemek isteyebilir bir ergen sonuçta ya da ne bileyim oradan müzik dinlemek isteyebilir ama hani uzun süre oyun oynamak için ona ihtiyaç duymaması gerekiyor. Bunu en baştan ona bir şekilde bizim hazırlamamız gerekiyor ki sonradan hani bu tarz şeylerin eksiklerini isteyip yönelmesi daha düşük ihtimal. Ya alışkanlık önemli aslında bu tarz şeylerde. Karne hediyesi de değişti. Eskiden işte bisikletler alınırdı. Daha onları bedensel anlamda aktive edecek hediyeler alınırdı. Hı-hı. Ancak günümüzde bu eğilim daha çok işte teknolojik cihazlar yönünde oluyor. Bu noktada sanırım anne babalara da büyük görev düşüyor, değil mi? Yani aslında son yıllardaki görüşler karne hediyesine de karşı, yani aslında onun da çok mantıklı ve uygun bir şey olmadığı yönünde, biliyorsunuz son psikologların ya da işte çocuk gelişimcilerinin görüşleri. Sonuçta bu karneyle, eğitimle, bir şey öğrenmeyle hediyeyi bağdaştırma konusu sıkıntı oluyor. Ondan sonra çocuk neye önemsemesi gerektiğini karıştırıyor. Yani hediye için ders çalışıyor, hediye için sınavlarını geçiyor. Bunu birleştirmemek lazım. Evet, çocuğu mutlu etmek istiyoruz. Tabii ki herkes çocuğuna bir şey almak ister, bir armağan vermek ister ama bunu karneyle, okulla, dersle bütünleştirmesine sebep olmadan ve tabii ki ona zarar verecek şeyler olmadan, yani gerçekten hareket edebileceği, hani bir kitapta, bisikletle iyi vakit geçirebileceği, ona katkı olabileceği şeyler almak tabii ki çok mantıklı ama bunun çocuğu mutlu etme ihtimali tabii ne yazık ki çevresinden ve arkadaşlarından gördükleri yüzünden düşük. Ama dediğim gibi hani hediye kısmını dengelemek gerekiyor, teknolojiyi dengelemek, aslında bunun için varız. Yani bizim gerçekten dengeli, sınırlı, kontrollü olmamız gerekiyor. Aslında hani işin kolayına değil de doğrusuna yönelmemiz lazım. Bugün ebeveynlere düşen görev, şöyle deyip özetleyecek olursak, 3 yaşa kadar bebeklik dönemindeki çocuklarımızı tablet ve telefonlardan, mobil cihazlardan, elektromanyetik alan veren cihazlardan uzak tutmak, televizyonda dahil. Sonrasındaysa çocukluk döneminde olan çocuklarımıza da yine belli süre bazında süreler vermek lazım. Bunu günde ne kadar... 30 dakika en fazla. Benim kızımın okulundan öyle bir programı, her ne kadar program mobil cihaz üzerinden işliyor olsa da
tik atıyoruz beraber her gün. O onaylıyoruz işte, dişlerini fırçaladı, yemeğini yedi, kitabını okudu, saatini doydu. Orada bir de şey var, ekran karşısında 30 dakikadan fazla zaman geçirmedi. Yani bunu ben gerçekten kullanıyorum. 30 dakikayı geçtiğinde buna hayır yapacağım ve istersen yarın seninle öğretmenim bu konuyu konuşur gibi bir şey söylediğinde bu birkaç haftadan sonra yerleşiyor. Artık her seferinde anne 30 dakikayı geçmedi değil mi sorusuyla karşı karşıya kalıyorum. Hani 30 dakikayı geçmemesi gerekiyor gerçekten. Hani mecbur kalırsak ya da yapmak durumundasak ya da çok istiyoruz ama 30 dakikayla sınırlamamız gerekiyor. En azından okul öncesi çocukları kesinlikle. Kara ya da deniz yolculuğuyla kıyaslandığında çok daha kısa sürede ulaşım sağlayan hava yolculuğu daha da avantajlı hale geliyor. Sektörün büyük uçak üreticilerinden olan Boeing, ulaşım süresini önemli oranda azaltacak hipersonik uçaklarla hizmet vermeye hazırlanıyor. İnsanoğlunun uçma hayali günümüz teknolojisiyle sınır tanımaz bir hale geldi. Ulaşımda zamandan tasarruf ve konfor sunan hava yolculuğu her geçen gün daha da hızlanıyor. Ünlü uçak üreticisi Boeing, hipersonik uçaklarla hizmet vermeye hazırlanıyor. Firmadan yapılan açıklamada hipersonik uçaklar sayesinde 15 saat süren bir uçuşun 2 saatte tamamlanacağı ve hipersonik modellerin önümüzdeki 10 yıl içinde hayatımızın bir parçası olacağı ifade ediliyor. Boeing'in üreteceği hipersonik jetler Mach 5 hızına, yani saatte 6116 km hıza ulaşabilecek. Daha önce Fransız-İngiliz ortak yapımı Concorde uçaklarıyla Mach 2 hızında yapılan süpersonik uçuşlar 2000 yılında yaşanan uçak kazasının ardından iptal edilmişti. Yakın gelecekte Boeing firması tarafından hizmete girecek olan hipersonik uçakların uzun uçuşları önemli oranda kısaltacağı, özellikle yoğun iş temposunda uçak yolculuğunu tercih edenler açısından bir hayli cazip olacağı düşünülüyor. Ancak bu hız ve konforun bilet fiyatlarını artıracağı da bir gerçek. Günümüz fiyatlarından oldukça yüksek olacak uçuşların ne kadar ilgi çekeceği ve kaç kişinin bu biletleri alacak güce sahip olacağı sorularının hala cevap bulmadığını kabul eden firma yetkilileri, bu soruların Boeing'in inovasyon ruhuna zarar vermediğinin altını çiziyor. Diğer yandan hızlı uçuş konusunda Concorde'un oğlu olarak da anılan dünyanın ilk süpersonik özel uçağı AS-2'nin test uçuşlarına da 2021 yılında başlanacak. Hava taşımacılığında hipersonik uçak çalışmaları devam ediyorken, kara taşımacılığında da gelişen teknolojiyle dikkat çeken tasarımlar gün yüzüne çıkıyor. Amerikalı teknoloji devi Apple ilk kez resmi ağızdan sürücüsüz araç tasarımı üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Bir süredir bilinen çalışmaları şirketin CEO'su Tim Cook açıkladı. Apple'ın CEO'su Tim Cook, Apple'ın sürücüsüz otomobil teknolojisi hakkındaki çalışmalarını bir röportajda ilk kez dile getirdi. Otonom sistemlerle ilgilendiklerini anlatan Cook, ürün olarak ne yapacağımızı söyleyemiyoruz. Ancak ana teknoloji olarak bu konuyu çok önemli görüyoruz dedi. Sürücüsüz araç yarışına geç dahil olan Apple, Nisan ayında Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde sürücüsüz araç testi yapabilmek için izin almış ve bünyesine çok sayıda otomotiv uzmanı katmıştı. Proje hakkında fazla detay vermekten kaçınan Cook, söz konusu projeyi büyük olasılıkla üzerinde çalıştığımız en zor yapay zeka projesi sözleriyle özetledi. Apple'ın bu sektöre giriş kararı almasının ana sebebi kuşkusuz her geçen gün büyüyen pazar.
Apple'ın henüz oluşum aşamasındaki sürücüsüz otomobil pazarından pay almak için çalışmalarını sürdürmesi doğal. Zira sürücüsüz otomobiller geleceğin en önemli teknolojileri arasında yer alıyor. Teknoloji devi diğer firmalarda bu yönde çalışmalarını sürdürüyor. 2030 yılına gelindiğinde sektörün 6.7 trilyon dolar büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Teknoalandan şimdilik bu kadar değerli izleyenlerimiz. Bir sonraki bölüm görüşünceye dek teknoloji hayatınıza renk ve konfor katıyor olmaya devam etsin. Hoşça kalın.